Ergün Diler, 40 yıllık hikaye. Çevremizdeki çember giderek daralıyor. Ya kıracağız ya da içerideki işbirlikçilerle beraber farkına bile varmadan boğulacağız. Biraz geçmişe gidip gelelim olayı anlamamız için. Yeşil kuşak. Amerika uzun ve ince bir yoldan giderek Sovyetleri İslami akımlarla çevreleyip boğmak istiyordu. Böyle söyleniyordu, böyle yazılıyordu. Oysa Amerika'nın bundan hiçbir çıkarı yoktur. Rusya'nın İslamiyet'le boğulması sadece Avrupa'nın işine yarardı. Washington asıl rakibi o zaman karşısında görürdü. Demek ki Amerika'nın içinde de var olan bir grup Avrupa ile bu operasyonu gerçekleştiriyordu. Komünizmle mücadele ediliyordu. Bu projenin hayata tutunduğu dönemlerde Türkiye'de de garip işler oluyordu. Daha önce birkaç kez yazdım. Satvet Lütfi Tozan P 1960 ve 71 darbelerinin karar merkezindeydi. Sivildi, para sahibiydi. İngilizlere çok yakındı. Arkadaşı Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'du. İkisi de kendi uçağımızı kendimiz yapalım derdi. İkisi de Fransız Miraj'ı isterdi. Bu dönemde komünizmle mücadele için Türkiye merkez üst seçildi. Bu nedenle Hava Kuvvetleri Komutanı olan Muhsin Batur atlayıp İsviçre'ye gitti. Rahmetli Necmettin Erbakan'ı buldu ve içeride Amerikan karşıtı bir İslami rüzgar için davet etti. Erbakan hoca zaten başından beri Amerika karşıtı olduğu için hemen evet dedi. 28 Şubat'ta Erbakan Hoca'yı gönderecek olan askerler yıllar öncesinden ayağına kadar gidip davet ediyordu. Aynı dönemde Amerika İran'da Şah'a karşı İslami kanaat önderlerini destekliyordu. Bunların başında Muhammed Şeriat Medali geliyordu. Zaten devrimden sonra cezalandırılacaktı. Ama öncesinde Tebriz'e ayaklandırıp rejimi uykusuz bırakacaktı. Bunun öncesinde ise Sovyetler kendi içlerinde imam yetiştiriyordu. Fransızlar gibi. Irak'ta Saddam'ın elinin altındaki Hümeyni, Fransız istihbaratı tarafından alınıp Paris'e kaçırıldı. Saddam'ın Amerika karşıtlığı da ta o zaman açık olarak ortadaydı. Humeyni Fransız uçağıyla Tahran'a iniyor ve operasyon gerçekleşiyordu. Amerika ve destek verdiği şeriat medari yeniliyordu. Rahmetli Erbakan Hoca Türkiye'ye gelirken içeride de Fethullah Gülen'in önü açılıyordu. Aksini söylemek zor. Çünkü İsviçre'den Erbakan'a davet eden ordu içindeki Gülen'i görmüyor olamazdı. Gülen de hareketi de komünizmle mücadele ediyordu. Erzurum ve İzmir merkezleriydi. Taraftarları giderek artıyor, para gücü sınırları zorluyor ve devlet her daim destek çıkıyordu. Sıkıştığı alanlarda devletin bir gözü kapanıyor ve görmezden geliyordu. Gülen hareketinin fikir babası İngilizlerdi. Top, füze, tüfek, bomba, uçak, mermi, asker, ordu yerine inançla gidiyorlardı. Yayılmak ve istedikleri sonucu almak istiyorlardı. Rusya bunu bildiği için Yeşil Kuşak'la savaştığı için Gülen okullarına ilk onlar dur dedi gülen'e hiç sıcak bakmıyorlardı. Müslüman soros diyorlardı. Erbakan'ı getiren askerler 28 Şubat'ta onu koltuktan indirince kudretli paşa çevik bir Gülen'i korkutarak niçin yaptığını kendisi biliyordur umarım Amerika'ya sürgüne gönderdi. Taksi içinde günlerce yakalanma korkusuyla yaşayan Gülen sonunda kaçmaya karar verdi ve gitti. Artık operasyon Amerikalılara geçmişti. Çevik bir paşa muhtemelen küresel ölçekte bir operasyona imza attığını bilmiyordu. Erbakan'ı getiren komutanlar Amerikan karşıtı bir hareket istemişti ve bu olmuştu. 28 Şubat'ta ise Başsavcı Vural Savaş Erbakan ve partisini laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline gelmekle ve ülkeyi giderek bir iç savaş ortamına sürüklemekle suçluyordu. Yani Erbakan hoca irticacıydı. Ama asker bunu bilmiyor ve yıllar öncesinden İsviçre'den davet ediyordu. Masal gibi değil mi? Neyse. Aynı Erbakan aynı ordu tarafından tasfiye edilmiş, kendisi gibi komünizmle mücadele eden Gülen ise Amerika'ya kaçmıştı. Artık Amerikalıların da bir gücü vardı. Ve bunu dünyaya yayacaklardı. İslam'la gidip silahtan, uçak gemilerinden, füselerden uzak duracaklardı. Bu ılımlı İslam olacak, herkesle oturup konuşacak ve orta yol bulacaktı. Vatikan'la bile görüşülecek ama Türkiye hariç tutulacaktı. Gülen cemaatinin gelişip serpilmesinden sonra dünya üzerindeki Amerika ve İsrail karşıtlığı özellikle bizim coğrafyada giderek azaldı. El-Kaide ile İslam'a terörist damgasını vuranlar, IŞİD ile vahşi gösterenler hem kendilerini geri plana çekerek korunuyor hem küresel anlamda İslam'ı sorun haline getiriyorlardı. Üstüne üstlük panzehir olarak kendi destekledikleri cemaati işaret ediyorlardı. Yeni düşman İslam ve Müslümandı. Ancak cemaat ve üyeleri hariç bu yapı bölgede olduğu kadar ülke içinde de görevlere soyundu. 1 Mart tezkeresi geçmeyince bazı askerler sorumlu tutuldu. Birileri tarafından durumdan vazife çıkarması görevi verilen cemaat bunlarla ciddi mücadele etti. Belgeler üzerinden operasyon üzerine operasyon yaptı. Aslında Amerika Irak'a Türk ordusuyla girmek istiyordu. İran'a da operasyon yapılacak, bizi de oldu bittiye getireceklerdi. Birlikte yürüdükten sonra onlar şimdi olduğu gibi çekilecek, Kürtler, Araplar, Farslar yani bütün Orta Doğu düşmanımız olacaktı. Türkiye bunu son anda atlattı. Oyunu gördü ve çekildi. Ordu yola getirilecek, muhalifler susturulacak, gazete ve televizyonlar kontrol edilecek, siyasi partilere kasetle saldırı düzenlenecek ve son noktada devlet ele geçirilecekti son hamleyi yapmadan içeride ittifak yapacakları siyaset enstrümanlarını bulmaları gerekiyordu. Çünkü kimse Türkiye olmadan bölgede adım atamazdı. Eski Başkan Carter da önceki gece bunu üzerine basa basa söyledi. 17 Aralık buydu. Farklı zaman dilimlerinde olduğu söylenen yolsuzluklar aynı sepete aynı zamanda konulmuştu. Anında işlem yapılıp bir yanlışa dur denilmemiş, aksine farklı zaman ve yerdeki ilgisiz adımlar aynı gibi gösterilmişti. Yani suç varsa neden beklenmişti? Cemaat ya da cemaat adına operasyona kalkışanlar dağıldı. Dışarıdan Kürtlere destek yağarken cemaat de HDP ile ellerini birleştiriyordu. Çünkü bu koridor adımlarıyla Kürtler hem Türklerin hem İran'ın hem de Arapların karşısında yer alıyordu kin ve nefret artıyordu. Kendilerinde olmayan bir güçle sınırları değiştirmeye kalkmak intihardı. Ama Kürtler şimdilik bunu görmüyordu. 1 Mart tezkeresinde Türkiye'ye düşünülen rol şimdi Kürtlere veriliyordu. Oyunu bir süreliğine değiştiriyorlardı. Türkiye kıvama gelinceye kadar sürdüreceklerdi. Türkiye'nin girmediği oyuna Kürtleri sokacak sonra bilinen hassasiyetlerle tekrar Türkiye'yi çekerek sonuca gideceklerdi. Plan buydu çünkü Ankara olmadan hiçbir şey yapmaları mümkün değildi. Bunu biliyorlar ama anlamazdan geliyorlardı. Bu gerçeğe rağmen bizi sarsmak için Ara sıra yokluyorlardı. Masada söz söyleyen değil, söz dinleyen Türkiye tercih ediliyordu. Cemaatin içinde ne kadar İngiliz ağırlığı, ne kadar Amerikan ağırlığı var meçhul. Pensilvanya'dan emir geliyorsa havada renk değiştiriyor mu? Bilen yok. Ama şimdi Amerika'nın içinde Gülen cemaati üzerinde Amerika-İngiliz savaşı başladı. Hukuk üzerinden ya Ankara Amerika'ya cemaatin kurucu aklı üzerinden ders veriyor ya da Amerika kendi içinde cemaatin tasfiyesini başlatıyordu. Komünizmle mücadele için kurulan hareket zamanla Türkiye ile mücadele noktasına geldi. Adamlar böyle oyun kuruyor. Bizler izliyorduk. Ancak bölgede PYD, YPG, PKK Işit üzerindeki küresel mücadele cemaat üzerinden Amerika'da mahkemelik oldu. Filmi izleyin. Not 1. Eğer Amerika cemaati tasfiye etmiyorsa içeride saldırılar artacak demekti. Not 2. Dün Hürriyet'e Noam Chomsky röportajı vardı. Chomsky neredeyse bölgedeki her eylemin arkasında Amerika ve İngiltere'yi görüyordu. Demek ki bizim bilmediğimiz kavgayı bilenler vardı. Not 3. Cemaatin para kaynaklarından biri olan Akın İpek, kraliçenin topraklarında altın ve gümüş arama ruhsatı alıyordu. Ergün Diler, Takvim